Ben Serkan Aydın, herkese günaydın. Ne güzel oldu. Ben Serkan Aydın, herkese günaydın. Öyle açsana bundan sonra tamam, programı. Bundan sonra öyle açayım. Yeni unutma fark ettim ama. Bunu. Evet. Aa, ilk defa. Çok ayıp ya valla. Çok tatlı. Evet efendim, böyle eğlenceli bir sohbet içerisinde akıp gidecek program. Yine çok önemli konular, yine çok değerli konuklarla konuşulacak. Değişik konumuz var mı? Ne var? Sürpriz. Öyle mi? Aynen. Aa, o zaman hadi izleyelim bakalım bugün neler varmış. Serkan'la biz de öğrenelim. Sonra ilk konumuza karşınızdayız. Gözlükten nasıl kurtuluruz? Akıllı lens uygulaması nedir? Kalıcı göz içi kontak lens herkese uygulanır mı? Göz hastalıklarında tedavi seçeneklerini göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Selçuk Çekmeceli anlatacak. Skolyoz nedir? Skolyoz tanısı nasıl konur? Skolyozda tedavi seçenekleri neler? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Seçkin Sarı özel röportajımızla cevaplayacak. Lüleburgaz Film Festivali proje eğitmeni Melikan Alkası ve proje uygulayıcı koordinatörü Dilek Çakır Film Akademisi'nin projelerini ve çok daha fazlasını İyi Ki Varsın'da anlatacak. Az sonra. Programın ilk bölümünde göz hastalıklarını konuşuyoruz. Konuğumuz operatör doktor Selçuk Çekmeceli. Gözle ilgili sizin de merak ettikleriniz varsa bize yazın lütfen. Alt bantta birazdan arkadaşlarım telefon numaralarımızı verecekler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi her şeyin akıllısı çıktı, bu akıllı telefonlar falan. Lensin de akıllısı var artık değil mi? Akıllı lensler evet, var. Evet, o şekilde hitap edilen lensimiz var. Niye akıllı lensler acaba? Niye akıllı? Şimdi gözümüzün içerisinde bir doğal lens var. Dışarıdan gelen ışınlar göz içerisine girerken başta kornea ve lens olmak üzere kırma gücünün etkisiyle retina, gözün sinir tabakası üzerine odaklanırlar. Yani burada kırma fonksiyonunu kornea ve lens özellikle sağlıyor ve bu tek odak sayesinde yakın ve uzak için net görüntü meydana geliyor. Bu kırılma gücünü arttıran diğer faktörler tabii ki göz içi film tabakası, gözün içerisindeki humör aköz dediğimiz sıvı, vitre tabakası da destekleyen yapılar. Ancak en büyük etken kornea ve lensin kendisi. Burada lens derken bu hani günlük kullandığımız kontak lenslerden lens bahsetmiyoruz. Evet, değil. Onlar kontak lens. Değil. Bu lens gözün içine özellikle uygulanan bir lens. Evet, şöyle değil söyleyeyim mi? Bu doğal lens gözümüzün içerisinde elastik bir yapıya sahip, saydam ve aynı zamanda çok ince zonil dediğimiz liflerle gözün siliyar kasında asılı olarak göz içerisinde duruyor. Ve en büyük özelliği şekil değiştirme özelliği var. Bu şekil değiştirme özelliği kırıcılık gücünde de değişiklikler meydana geliyor. Arttırıyor veya azaltıyor. Dolayısıyla yakın ve uzak görmemizi sağlıyor. Yani ancak ben hem yakın göremiyor hem uzak göremiyor isem belirli bir yaştan sonra, aynı lens yaşlardan kullanabiliyor sonra muyuz hocam? Bu, tek bir lens ona çare bu, oluyor mu? Bahsettiğim doğal lens. Ancak ilerleyen yaşlarda 40 yaşına geldiğimizde bu lens elastikiyetini yitiriyor. Zoniler sertleştiriyor. Siliyar kas fonksiyonu yitiriyor. Ve neticede kırılıkçılık özelliği ortadan kalkıyor. İşte o vakit bu lensi değiştirmemiz lazım. Bahsettiğiniz akıllı lens olayı doğal lensimizin yerini alacak olan lens. Biz bunu ameliyatla çıkartıyoruz göz içerisinden. Yerine çok odaklı olan akıllı lens olarak hitap edilen, doktorların bazıları da kullanıyor, bizler de kullanıyoruz ama dışarıda çok olarak kullanılan bir kelime bu. Esas multifokal lensler ya da trifokal lens olarak isimlendiğiniz lensler bunlar. Kısacık özetleyecek olursam, normalde bizim gözümüzün içinde bir lens var. Biz ona doğuyoruz. Ama zamanla bu elastikiyetini kaybediyor. Evet. Dolayısıyla işe yaramaz hale geliyor. Göz kusurları başlıyor. O zaman siz dışarıdan bir müdahale ile içerideki bu lensi alıp onun yerine başka bir lens takıyorsunuz. Akıllı doğru lens dediğimiz lens. Akıllı lens. Akıllı lens. Çok odaklı olursa, trifokal tarzı olursa akıllı lens hitap ettiğimiz lensler. Fakat daha evveliyatından 10-12 seneden önce sadece monofokal tek odaklı lensler kullanılıyordu. Yeni peki, bir teknoloji sanırım değil mi hocam? Yani 10 yıl 12 yıldan bu yana faydası var. Faydası ne oldu hocam? Şimdi iki tane göz kusuru var. Miyop ve hipermetrop, ikisine birden mi hitap ediyor? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Akıllı lensin kullanıldığı yer
özellikle katarak ameliyatlarından sonra birincil olarak farklı iki kısımda gruplayacak olursak esas katarak ameliyatlarından sonra lensin yerine koymuş olduğumuz durum bu, akıllı lens. Doğal lens yerine koyduğumuz. Yanı sıra refraksiyon kusuru olan 40 yaşını geçmiş olan hastalarda yakını ben göremiyorum veya hem yakın hem uzaktan müzdaribim diyerekten lazerin uygulanmadığı hasta gruplarında da biz akıllı lensi aday hastalar olarak görüyoruz. Ve bu hastalarımızda tabii ki yakın, orta ve uzak görüşleri gözlüksüz olarak düzeliyor. Akıllı lenslerde yaş sınırı var diyelim mi hocam biraz? Yani biraz daha 40 üstü gibi. Katarak eğer var ise yaş sınırı var dememiz doğru değil. Bu çok genç yaşlarda da katarak olan hastalarda akıllı lens için herhangi bir yaş sınırı yok. Yaş sınırı yok o bakımdan. Ama refraktif amaçta eğer biz akıllı lens müdahalesini yapacak olursak hastalarımızın 40-45 yaşlarını geçmiş olması tercihimiz. Yakından ve aynı zamanda uzaktan özellikle hipermetrop ve presbiyop dediğimiz bizim grup hastalar bundan çok mutlu olabiliyorlar. Hipermetroplar yakını göremiyor. Diğer bahsettiğimiz... Presbiyop yaşa bağlı yakını görememe. Yaşa bağlı. Evet, olarak. Yaşa bağlı yakını görememe olayı oluyor. Basit bir operasyon mudur? Nasıl? Şimdi, biraz açar mısınız? Operasyon lokal anestezi altında yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 dakika süren bir müdahale. Hastamız damla anestezi uyguluyoruz. Çok küçük bir 2 milimetrelik bir yerden katlanır lens bunlar zaten. Oradan girerek FACO yardımıyla ya da femtosekin lazer yardımıyla bu lensin içerisinde ön kapsülünü aldıktan sonra lensin içerisini boşaltıyoruz. Kapsülün dış kısmı duruyor. Zaten akıllı lensi de içi boşalan bu kesenin içerisine yerleştiriyoruz. Katlanır lensi. Bunun oraya yerleştikten sonra bazı hastalarımız soruyor. Doktor bey kayar mı ya da düşer mi gibilerinden. Böyle bir riski tabii ki yok. Tecrübeli ellerle yerleştirdikten sonra kese içerisinde onlar sabit bir hal alıyor. Astimat varsa ona göre lensin pozisyonunu biz ayarlıyoruz. Hem astimatı düzeltiyor, hem yakın görüşü düzeltiyor, hem uzak görüşü düzeltiyor bu lensler. Astimatı da mı düzeltiyor? Tabii, yani? Astimatı da düzeltiyor aynı zamanda. Çok iyi. Ameliyattan bir gün sonra bu göz açılıyor. Aynı anda iki gözü yapmıyoruz zaten. Niye? İkinci gözü de ha, komplikasyonları düşünmek lazım. Şimdi enfeksiyon komplikasyonu da düşünmek lazım. Her zaman için 10.000'de bir olasılık da olsa bile. Bir üç gün en az geçtikten sonra ikinci gözü genelde ondan sonra yapıyoruz. Bir aylık damla kullanıyorum ve hastalar ömür boyu gözlüklerinden ve kataraktan aynı zamanda kurtulmuş oluyorlar. Şimdi operasyon yapıldı. Aşağı yukarı ne kadar sürer bu operasyon? 10 dakika kadar sürer. O kadar çıkar. Evet, çok kısa. Hasta kalıyor mu hocam hastanede? Hayır, evine aynı gidiyor. Aynı gün evine yürüyerek geliyor, yürüyerek gidiyor. Ameliyat esnasında dediğim gibi hastalarda hiçbir şey yok. Sohbet muhabbet de edebiliyoruz. Gözde pansuman oluyor mu hocam? Kapalı göz kapatıyoruz. En az 4-5 saat akşama kadar kapalı kalmasını ben hastalarımdan istiyorum. Akşam da damla tedavisine zaten başlıyor gözünü açarak. Daha sonra bir ay bu damla tedavisinde hastalar devam ediyorlar. Bir 3 gün sonra diğer gözü yapıyorsunuz. Yani 3 gün en erken 3 gün sonra diğer gözü yapıyoruz. Neden 3 gün diğer gözü? Yani bunu bir hafta olarak bekleyen hekim arkadaşlarımız da var. Hatta çok acil olup bir gün sonra teklif eden hastalar daha iyi olabiliyor ama. Enfeksiyon riskinden dolayı tabii mı ki, hocam? Tabii ki mutlak sürede enfeksiyon açısından sağlıklı olanı beklemek. Doğru olan da o zaten. İyileşmek için ne kadar bir süre gerekiyor? Ertesi gün açtığımızda zaten hastalarımız görmeye başlıyorlar. Öyle mi? Tabii. Yani iyileşme süresinin çok kısa olması, uygulamanın çok basit olması gerçekten büyük konfor sağlıyor hastalarımıza. Hastaların dikkat etmesi gereken şeyler neler operasyondan Şimdi, sonra? Operasyondan sonra karşılaşabileceğimiz olay, öncesinde mutlaka bunu hastalarımıza söylememiz lazım. Bazı hastalarda güneşe çıktığımız vakit bu akıllı lenslerde gözde kamaşma şikayetleri ortaya çıkabiliyor. Veya akşamları özellikle elektrik direklerinde veya karşıdan gelen araba farlarında saçılma şikayetleri olabiliyor. Her hastada olacak diye bir kaide yok. Ancak olma olasılığı var tabii ki. Gözün kapma açısına bağlı, lensin kendi yapısına bağlı. Fakat bugün gelişmiş lenslerde bu biraz daha az olarak karşımıza çıkmakta. Bu handikap olarak karşımıza çıkabilir. Ama onun haricinde hastaların dikkat edeceği herhangi bir şey temizlik haricinde ilk dönem içerisinde. Başka bir şey yok. Zaten bir hafta gibi bir süre geçtikten sonra yani gözlerini ovalamamaları erken dönemde onları öneririz. Başka da herhangi bir şey söz konusu değil yani. Yine güneş ışığına karşı gözlerini gözlükte korumaları gerekecektir zaten, muhakkak. Çünkü hepimiz bunu yapıyoruz tabii zaten. Tabii ki. Yani ben güneş gözlüğünü açıkçası sadece bu ameliyat olmuş hastalara
söylemiyorum. Yani sar noktanın korunması, kataraktın gelişmesini engellenmesi, özellikle alerjinin önüne geçilmesi açısından mutlak surette her gözün güneş gözü bence kullanması şart bir hekim olarak. Hı hı. Öneririm. Peki tekrarlar mı operasyondan sonra, aynı problemler yaşanabilir mi? Bu soruyu çok sık, özellikle numara artışı konusunda hastalarımız soruyor. Doktor bey diyor, 40 yaşında ben bir numara kullanıyorum. İşte 60 yaşında 3 numaraya çıkıyor. Bunda böyle bir artış olur mu? Bunda böyle bir artış olmaz. Hı. Çünkü burada çok odaklı halkalar halinde göz içerisinde halkalardan yapılmış suni bir lens var. Değişik odaklardan kırdığı için bu numaranın bir daha tekrar etmesi söz konusu değil. Hı. Kataraktın da zaten bir daha çıkması söz konusu değil. Katarak bir defa olur ve tek tedavisi vardır, cerrahidir. Şunu da ben özellikle belirtmek isterim. Eskiden PEEK yöntemiyle yapardık biz bu ameliyatı. Dikişli yöntemle yapardık. O vakitler hastalara görmeniz azalsın, ondan sonra gelin ameliyatınızı yapalım diyen denebilirdi. Ama bugün kataraktın adı konulduktan sonra kişinin sosyal aktivitesi ve yaşam standardına göre görme keskinliği %80-%70 dahi olurken katarak başlaması ameliyat edilebilir. Bazı hastalar ben daha az sosyal yaşantım var deyip %10'lara kadar düşmesini bekleyenler de var. Ama tanı konulduğu anda bu FAKO yöntemiyle, dikişsiz yöntemde kataraktın mümkün olduğu kadar erken yapılması hem ameliyatın kolaylığı hem iyileşmenin çabukluğu açısından tercih. Son dönemde tercih. Bu ameliyatlar daha rahat yapılıyor değil mi hocam? Yani hasta sayısı olarak, yani insanlar daha çabuk karar verebiliyor bu operasyonları yaptırmaya. Tabii ameliyatın gerçekten teknolojik olarak çok ilerledi. FAKO, bunun lazeri artı topikal uygulama kolaylığı göz ameliyatlarında gerçekten erken kararı veriyor. Sağlık turizminde de ciddi anlamda şey var. Göze de ilgi var değil mi? Tabii. Çok dışarıdan. Yurt dışından. Evet. Gerçekten aynı zamanda bu konuda da çok ucuz bir ülkeyiz. Yani bir akıllı lensin, akıllı merceğin uygulanması yurt dışında bizde de devlet, yani kamu olarak, özel sigorta olarak karşılanmasa dahi fiyatlar olarak bir Avrupa'ya göre kıyaslanmayacak ölçüde çok çok uygun. Yani bir de hakikaten tecrübeli hekimlerimiz var. Evet. Türkiye'de. Evet, bu yönden şanslıyız. Evet. Peki ben bu ameliyatı şu tip hastalarda yapmam dediğiniz bir hasta grubu var mı? Özellikle akıllı lenslerin uygulanmaması gereken yerler, hastamızın biraz önce bahsettiğim kırıcı ortamını sağlayan saydam tabaka. Yani kornağının kornağısı bozuk olan hastalar. Bu nedir? Keratokonus dediğimiz dikleşme, dejeneratif hastalıklar. Yani korna hastalığı varsa, kontrol edilemeyen diyabeti söz konusuysa, arkada sarı nokta hastalığı varsa veya geçirmiş retina hastalığı söz konusuysa, yüksek glokoma bağlı olarak yüksek volümlerde sinir kaybına maruz kalmış glokom hastalarında akıllı lens, yani multifokal lensler yerine, trifokal lensler yerine monofokal lensler tercih edilmelidir. Nedir farkı? Monofokal lensler eskiden beri uygulamış olduğumuz, göz içerisine konulduğunda uzak görmeyi gözlüksüz olarak tek odaklı olduğu için net sağladığı halde yakına mutlak surette gözlük ihtiyacı olan lensler. Hı hı. Zaten aradaki en büyük fark da bu. Hı hı. Yani birisi çok odaklı. Şu da var. Bu çok odaklı lenslerimizin gelişmiş olan modellerini, trifokal dediklerimizde, eskiden bunlar ilk çıktığında 35-40 santimetre yakın için net görüyordu hastalarımız. Uzağa da net görüyordu. Ancak bilgisayar kullanan insanlar 60 santimetreden mutlu olamıyorlardı. Fakat trifokale bu sorun da giderildi bugün. Bu odak sayesinde orta görüş mesafesi de trifokal, yani akıllı lenslerde düzeltildi. Ben şey soracağım. Hani göz çizdirmek derdik ya. Hı-hı. Çok eskiden evet, başladı bu yöntem. Evet. Sonra ilerledi işte sizin, hı-hı, bu bahsettiğiniz yöntemlerle. Göz kuruluğu olan kişilerde de yapılabiliyor mu operasyon? Onu bu operasyon onlarda, göz kuru olanlarda da yapılabiliyor. Ben çok uzun yıllar lens kullandım da, normal böyle kontak lens. Evet. Ve biraz kuruma oldu gözlerimde ve düşünüyorum şu an acaba gözlerin lens mi? Rengi. Hayır, rengi kendi, tamam, rengi. Olur. Ama numaralı lens var ya şu anda gözümde. Yani onu yalnız şunu sorayım da ona göre şey. Evet. Refraktif amaçlı olarak akıllı lensleri sadece düşürmek doğru değil. Yani akıllı lenslerde birinci planda katarak, ikinci planda yaş grubu eğer uygunsa refraktif amaçlı düşünülebilir. Eğer refraksiyon kusurunun düzeltilmesinde... Bunu biraz yani açar mısınız? Bizim çizme dediğimiz şeyden mi bahsediyorsunuz hocam? Yok, ona şimdi bahsedeceğim. Şimdi orayı bağlayacağım. Şimdi gözlükten kurtarmak için kişileri, hastalarımızı gözün farklı tabakalarına müdahale ediyoruz biz. Tamam. Bunlardan eczamin lazerde gözün saydam tabakasına, yani kornea tabakasına
müdahale ediyoruz. Kornea tabakasına şekil veriyoruz lazerle. Bu lazer operasyonu, eczami lazer dediğimiz olay. Göz bebeğinin hemen üstündeki dış tabaka, saydam tabaka, evet. Aynı zamanda yani saat gibi düşünecek olsak gözü, saatin cam kısmı. Evet. Kornea kısmı orası oluyor. Tamam. Lazerde biz bu kornea tabakasına şekil veriyoruz. Eğer bunun yapılamadığı durumlarda o zaman diğer seçenekler ortaya çıkıyor. Gözün kırıcı olan diğer ortamı neydi? Lens. Bu defa lense müdahale ediyoruz ve o lens yerinde tutarak göz içerisine ayrı bir ikinci lens ilavesi yapıyoruz. Buna göz içi kontak lens uygulaması olarak da halk arasında söylenebiliyor. Biz buna tıpta tabii ki fakik göz içi lens uygulaması diyoruz. Yani üç farklı yöntemle, ya eczami lazerle, ya fakik göz içi lens uygulamasıyla, ya da lensin kendisine bizzat müdahale ederek refraksiyon kusurlarını, gözü kullanma olayını ortadan kaldırmamız söz konusu. Yani akıllı lens dediğimiz, evet, üçüncü. Evet, üçüncü olan da o oluyor. Siz hangisini yapmayı tercih ediyorsunuz? Şimdi hepsini tabii, üçünü de indikasyonları çok farklı sonuçta. Doğrudan doğruya sırf akıllı lens uygulama olayı da olmaz. Ama eczami lazer olanlara birinci seçenek göz dışı müdahale olduğu için eczami lazer her zaman tercih etmiş olduğumuz yöntemdir. Ama her göz eczami lazeri müsait değildir. Her gözde fakik göz içi lense, mesela bazı hastaların numarası 25 numara miyoptur hasta. 5 numara astigmatı vardır. Bu hastalara eczami lazer yapılamaz. Ne yapacağız bunlara? Kendi lensini koruyarak göz içerisinde ikinci bir lens, yani fakik göz içi lens implantasyonu yaparak hastayı gözlükten kurtarmamız mümkün. Onun indikasyonları neler? Özellikle 40 yaşından genç olan hastalarda eczami lazerin yapılamayacağı. Ne de bu az önce sizin bahsettiğiniz kuru göz olayı, romatoid artrit, keratokonus hastalıklar, bir takım sebepler daha, onlar başka bir programda inşallah konuşuruz eczami lazer olayını. Eczami lazerin yapılamayacağı bir takım hastalıklar var. Eğer bu hastalıklar söz konusuysa ve hasta gözlükten kurtulmak istiyorum diyorsa, miyop ve astigmatsa, o zaman bahsettiğim fakik göz içi lens implantasyonunu tercih ederiz. Artı 25 numara, dediğim gibi 20-25 numaralar miyop varsa, bunu lazerle kurtarma şansımız yok. O zaman yine fakik göz içi lens implantasyonunu yaparız. Bu da çok basit bir uygulama. Korneadan, cam tabakadan 2 milimetreden giriyoruz. Jöle kıvamındaki bir lensi kendi lensimizi koruyarak o lensin önüne olacak tarzda bir çarşaf gibi seriyoruz. Renkli iris tabakasını, yani renkli mavi, yeşil, sarı, kahverengi işte, pardon. Gözümüze renk veren tabakanın arkasına, fakat lensimizin ön kısmına olacak tarzda bu lensi yerleştiriyoruz. Böylece kendi lensimizle beraber yeni bir kırıcı ortam yaratıyoruz. Ve bu şekilde hastalarımız konfora kavuşuyor. Ve bu yöntemin bir avantajı da gözlükle gördüğünden daha fazla seviyede hastalarımızın görme keskinliği artabiliyor. Evet, artık çok büyük konfor ya gözlükten. Gerçekten öyle. Evet. Çok büyük konfor ama tabii göz iki tane olduğu için insan biraz korkuyor yani, bir şey olursa diye. O yüzden böyle bir şey yaklaşıyoruz hani, tedirgin. Şimdi anlattıklarınızla evet çok daha, evet değil çok mi? Aklında kalan soruları cevap vermiş olduk bence bugün. Kesinlikle, çok artık teknoloji çok gelişti. Gerçekten evet. Az önce belirttiğim gibi gerçekten Türkiye'de bizler iyi hekimler, Türkiye'de çok iyi hekimler, çok iyi fakültelerden yetişen hekimlerimiz var. Hepimiz öyleyiz. Ve artı beraberinde çok vakalar yapıyoruz yani. Biz çok kalabalık bir toplumuz. Talep edilen bir ülke haline de geldik tabii. Hocam. Göz hastası hep, evet. Duyuyoruz. Hani ciddi anlamda bir sirkülasyon var yurt dışından da sanırım. Evet. Evet. Her yerden, gerçekten yurt dışından. Senin var mı gözünle ilgili herhangi bir problem? Yok, hayır. Ne güzel. Tamam, şanssız. Teşekkür ederim. Aman iyi, tamam. Çok güzel gözlerim var Serkan'cığım. Sevgili hocam, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Konumuz hocam, gözdü. Ben teşekkür ediyorum. Evet, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederiz. Gözden sonra sırada ortopedi var. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Seçkin Sarı gelecek ve skolyoz diyeceğiz. Hemen şimdi. Skolyoz nedir? Skolyoz tanısı nasıl konur? Skolyozda tedavi seçenekleri neler? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Seçkin Sarı özel röportajımızda cevaplayacak. Az sonra. İyi ki varsın ekibi olarak, tekrar sizleri yerinizde rahatsız ediyoruz. Evet, biz alıştık sizi misafir etmeye. Olsun hocam. Bir dahakine biz bekliyoruz o zaman. İnşallah.
Hocam, skolyoz üzerine konuşalım dedik. Skolyoz nedir? Hani tedavileri nasıl oluyor? Evet. O zaman skolyozun tanımından başlayalım istersen. Bizim skolyoz dediğimiz şey, omurgaya önden baktığımızda omurganın sağ ya da sola eğilmesidir. Bir S harfi oluşturmasıdır. Bir S harfi oluşturmasıdır. Burada skolyoz tanısında önemli olan şey öncelikle derecesidir. Çünkü biz 10 dereceye kadar olan eğriliklere skolyoz demiyoruz. Biz bunlara spinal asimetri veya tam Türkçeleştirmek gerekirse omurganın simetrisinin bozukluğu diyoruz. Ve bir rahatsızlık olarak görmüyoruz. Ama 10 dereceyi aştığında artık skolyoz tanısı konuyor ve hastanın yaşına, durumuna, eğriliğin yerine göre de takip ya da tedavi planı alıyor. Peki hocam, kimlerde görülüyor daha çok? Yaş aralığı var mı? Şimdi skolyozun çok fazla çeşidi var ama bizim skolyoz diye bahsettiğimizde sıklıkla kastettiğimiz idiopatik skolyoz. Yani sebebini bilmediğimiz omurga eğriliği. Ve bunların da büyük bir kısmını adolesan dediğimiz buluğ çağının başında ya da buluğ çağına yeni girmiş çocuklarımızda görüyoruz. Burada bu sebebi bilinmeyen eğrilik daha erken yaşlarda da başlayabiliyor ama Allah'tan genel anlamda baktığımızda buluğ çağında daha sık görmekteyiz. Neden böyle bir cümle kuruyorum? Çünkü skolyoz ne kadar erken başlarsa o kadar agresif gidiyor. O yüzden özellikle infantil veya da juvenil dediğimiz daha 2, 3, 6, 7'li yaşlarda başlayanlar birazcık daha tedavi sınırlamalarımızın olduğu, çünkü bir taraftan da uzuyor bu çocuklar. Ve biraz daha agresif, daha hızlı ilerleyen tipler. Hocam peki anne babalar çocuklarında skolyoz olduğunu ya da bireyler kendileri nasıl farkına varabilir? Şimdi burada eğriliğin omurganın hangi bölümünde olduğuna göre belirtileri var. Şimdi göğüs kafesi ya da sırt omurlarında bir eğrilik varsa en çabuk fark edilen tipi bu aslında. Çünkü bu çocuklarda ya da bu hastalarda sırtlarında bir çıkıntı oluşuyor eğrilikle beraber. Kaburgalar bir taşma yaptığı için. Aynı zamanda bir omuzları diğer omuzlarından yüksek oluyor. Bu çok daha erken dönemde yakalanabiliyor. Ancak bel omurlarında oluşan eğriliklerde, yani lomber skolyozlarda maalesef bu kadar göstermiyor kendini eğrilik. Daha sinsi gidiyor. Çünkü iç organlar, karın dokusu, karın yağı bunu gizliyor. Ha, burada onu da anlamak için aslında şöyle bir yöntem var. Ellerinizi yana doğru sarkıttığınızda ayakta dururken vücudunuzun her iki kolunuza olan mesafesinin eşit olması lazım. Eğer belinizin bir kısmı kola daha yakınsa bu o bölgede bir yana doğru kayma olduğunu gösteriyor. Bu şekilde anlaşılabilir. Bu çocuklar bazen eğrilik ilerlemesiyle beraber özellikle çıkıntının olduğu yerde sırt ağrıları çekebiliyorlar. Ama genel anlamda çok yavaş seyrederken birden de hızlanıp eğrilik tam oturduğunda da fark edilebiliyor. Burada dediğim gibi bazı küçük noktalara ailelerin ya da kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Peki hocam, nasıl tedavi edilebilir bunlar? Şimdi burada tedavi kriterlerimizi açıkçası cerrahi veya cerrahi dışı belirleyen ana şey eğriliğin derecesi ve çocuğumuzun ne kadar daha uzayacağı, ne kadar daha gelişeceği. Eğer gelişme çağında 25 derecenin altında bir çocuk varsa, 20 derecenin altında eğriliği olan bir çocuk varsa biz bu çocukları takip ediyoruz.
Takip bir şey yapmamak demek değildir. Takip bir tedavi yöntemidir. 6 ayda bir çekilen özel skolyoz röntgenleriyle eğriliğin gidişatını değerlendiriyoruz. Eğer bu aşamada eğrilikte bir ilerleme söz konusuysa bir sonraki basamağa geçiyoruz. Neye geçiyoruz? Korse tedavisine. Korse tedavisi hem düşük eğrilikleri düzeltmeye hem de ilerlemesini engellemeye yönelik bir tedavi. Ha, korse tedavisi altında ilerleme devam ediyorsa ya da derece 45 sınırını sırtta ya da belde devirdiyse artık bu hastalar cerrahi tedaviye doğru kayıyorlar. Son dönemlerde bizim altın standart cerrahi tedavimiz omurların vidalanıp arkasından düzeltilip sabitlenmesi. Yani füzyon ameliyatlarıydı. Burada son derece güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ancak bu dondurma işlemi hem hareketi azaltıyor hem de kişinin büyümesine engel oluyor. O yüzden büyüme potansiyeli olan hastalarda, yaşları küçük olan skolyozlu hastalarda aşırı bir ilerleme söz konusu değilse, çok hızlı bir şekilde ileri derecelere gitmediyse olabildiğince bir şekilde hastayı korselerle, egzersizlerle birazcık daha büyüme çağının sonuna kadar ilerletip nihai cerrahisini o zaman yapıyoruz. Son zamanlarda ise halkımızın ipli skolyoz olarak nitelendirdiği omurga cisim gerdirme ya da vertebral body tethering dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntem standart ameliyattan bir miktar farklı. Burada göğüs kafesi veya karından açılan küçük delikler ve bir kamera yardımıyla omurların yan kısmına vidalar konuyor. Ve bu vidalar birbirlerine esneyen bir bantla bağlanıyor ve geriliyor. Bu aşamada yaptığımız iş, hastanın boyu uzarken bir taraftan da eğriliğin düzelmesine yönelik bir tedavi. Bazı şartlarımız var. Maalesef her skolyoz hastası bu ameliyat için aday değil. Özellikle kişinin yaşı, büyüme potansiyeli olması ve eğriliğinin esnek olması bizim için önemli. Eğriliklerin tedavisi cerrahi dışı ve cerrahi mevcut. Füzyon yani dondurma ya da tethering yani ipli skolyoz gibi yöntemler dışında iyi egzersiz programları, korse tedavileri, takip tedavileri. Elimizde aslında çok seçenek var. Evet, idiopatik skolyoz. Hastaya göre değişiyor mu seçenekler? Affedersiniz. İdiopatik skolyoz diyoruz. Sebebini bilmiyoruz. Ama artık tedavisinde bayağı bir yol kat ettik. O yüzden hangi tedavinin hangisinin hastaya uygun olduğunu belirlemek için söylediğim kriterleri de göz önüne alırsanız, bu eğrilikleri erken yaşta yakalarsak, erken fark edersek çok daha kolay yöntemlerle bu eğriliklere hakim olmak yeterli oluyor. Çünkü büyüme döneminden sonra aşırı ilerleyen rahatsızlıklar değil bunlar. Yüksek dereceler için konuşmuyorum. O yüzden biz büyüme evresinde olan bir çocuğun eğriliğini erken yakalayıp kontrol altına tutabilirsek cerrahi uygulamadan bu süreci tamamlamış olabiliriz. O yüzden burada önemli olan eğriliği başlarken yakalamak
Ve bu açıdan da aileler ya da çocuklarımız süreçle ilgili, okulda öğretmenler süreçle ilgili ve rahatsızlıkla ilgili bu belirtileri göz önüne alırlarsa çok erken yaşta bu çocukları yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Bunun için okul taramaları yapılıyor. Ama dediğim gibi burada geç kalmadıktan sonra elimizde çok imkan var. Geç kaldığımızda da çaresiz değiliz. Geç kaldığımızda da cerrahi olarak eğriliği tama yakın düzeltebiliyoruz. Ama neden erken yakalayıp çok daha basit işlemlerle bu işi halletmeyelim? Hocam ipli skolyoz demiştiniz. İpli skolyoz o hani esnetme payı bırakmama hani bantla birlikte. Aslında şöyle oluyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir eğriliğimiz var. Hı hı. Bu eğriliğimizi şu çıkıntılı kısmına vidaları yerleştirip bandı gerip bir miktar düzeltiyoruz. Ancak sonrasında buradaki bu gelme ve çekme hareketi bu bölgenin büyüme potansiyelini birazcık yavaşlatıyor. Yani bu bölge biraz fazla büyüyor buraya göre. Yani burası 1 milim, özür dilerim 1 santim uzarken burasının 8 milim uzadığını düşünün. Ve bu uzama eğriliğin düzelmesini sağlıyor. O yüzden bu teknikte iki tane önemli kriter var. Bir, çocuk hala uzuyor mu? İki, eğrilik bu uzama sırasında esniyor mu? Bu iki kriter. Birkaç kriterimiz daha var. Derece ve ek kamburluk gibi ama. Bu iki kriteri karşılıyorsa bu hastalar bu tedavi için uygun hastalar. Peki hocam hani ergenlikten sonra yani büyümeler durduktan sonra da aynı tedavileri mi uyguluyoruz? Şimdi ipli skolyozla ilgili bazı çalışmalar var ama onlar hala çalışma düzeyinde. Ergenlikten sonra skolyozda yine cerrahi tedaviler olarak düzeltme ve dondurma tedavisini uyguluyoruz. Tek farkı ergenlik sonrası ileri yaşlarda tedavi kriterlerimiz birazcık daha farklı. İşin içine birazcık erken yaşlanmalar, disk bozuklukları, bel bacak ağrıları girdiği için oradaki kriterlerimiz biraz daha farklı. Ama ilerlemesini göz önüne bulundurarak yaptığımız tedaviler değil. Erişkinlerde mevcut skolyozun verdiği konforsuzluk, ağrı ve sıkıntılara yönelik tedaviler yapıyoruz. O yüzden bu yaş gruplarına göre kriterler belirgin şekilde değişiyor. Hocam son kez de belirtilerini tekrar izleyicilerimize söylersek dikkat etmesi gerekenler anne babaların. Evet. Sırtta kamburluk. Evet. Omuz yüksekliğinde eşitsizlik. Ve bel için söylüyorum. Kolları yana sarkıttığında vücutla kol arasındaki mesafenin eşitsizliği. Yani bel kısmının sağa ya da sola doğru biraz yakınlaşmış olması burada bir eğriliğin olma ihtimalini bize gösterir. Lüleburgaz Film Festivali Proje Eğitmeni Melikan Alkası ve Proje Uygulayıcı Koordinatörü Dilek Çakır, Film Akademisi'nin projelerini ve çok daha fazlasını İyi Ki Varsın'da anlatacak. Az sonra. İyi Ki Varsın'da alışık olduğunuz sağlık konularının dışına çıkacağız bugün. Biraz kültür sanat, biraz eğitim, hepsini derleyen toplayan Lüleburgaz Film Akademisi'ni konuşacağız. Konuklarımız oradan geldiler, hoş geldiler. Proje Eğitmeni Öğrenci Koordinatörü Melikan Alkası ve Proje Uygulayıcı Koordinatörü Dilek Çakır bizimle birlikte.
ayağınızın tozuyla geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel Lüleburgaz'da böyle bir okulun oluyor olması bir kere. Çok heyecanlandırdı beni gördüğümde. Nereden aklınıza geldi? Nasıl ortaya çıktı? Biraz hikayesini de kısacık alabilir miyim? Tabii. Programın başında. Şöyle anlatalım. Herkesin gönüllü olduğu bir iş bu. Daha doğrusu bir proje. Tam okul demeyelim de belediyeyle ortak yaptığımız, Lüleburgaz Belediyesi ile ortak yaptığımız bir projemiz. Şimdi herkes film çekebilir diye bir isim koyduk ona. Gerçekten evet, herkes film çekebilir. Biz ona inanıyoruz çünkü hayatımız zaten bir film değil mi? Tabii ki. Yani tabii bir ki. Film sahnesinde yaşıyor gibi hayatımızı yaşıyoruz. Herkes film çekebilir de birazcık tabii maddiyat da gerekiyor değil mi film için hocam? Yani şimdi nasıl çekeceğinize bağlı. Yani el kamerasıyla kendinize göre bir şeyler yapabilirsiniz. Ama bunun gösterimini nasıl yaparsınız orasını bilemem. Ama kendiniz için. Her şey kendiniz için. Belediye ile böyle ortak bir proje yapmak istedik. Daha önceden işte böyle bir projemiz de vardı aslında. Diğer arkadaşlar da yaptılar. Bizden önce arkadaşlar da yaptılar. Belediye başkanımız da, o dönemin belediye başkanı Emin Halebak Bey ile görüştük. Zaten bizim şehrimiz kültür şehridir. Yani spor olsun, etkinlikler olsun, sanat etkinlikleri olsun gayet şeydir. Kaç yıl oldu bizim hocam? Biz yeni başladık. Bizim aşağı yukarı 4 yıl oldu ama geçen sene bir grup arkadaşlarımız daha yaptılar. Fakat biz biraz daha geliştirmek istedik. Bunu gerçekten gönüllerden oluşturmak istedik. Öğrencilerimize zaten gönüllü. Yaş ortalamaları 17 ile 50 arasında değişiyor. Kaç tane öğrenciniz var? Şu anda 40 tane öğrencimiz 40 var. 40 öğrenci grup film akademisinde eğitiliyorlar. Tabii, peki branşlarını kendileri mi tercih ediyorlar yoksa bir sınavdan mı geçiyorlar? Nasıl yapıyorsunuz? Bir elemeden geçirdik. Şöyle gerçekten gönüllü olan insanları istedik. Bu işi seven insanları istedik. Biliyorsunuz sanat sevmeden olmaz. Yani film sevmeden olmaz. Çünkü meşakkatli bir iştir. Bu insanlarla biz elemelerimizi yaptık. Gerçekten gönüllü olan arkadaşlar. Bir de belli bir adede ihtiyacımız var. Yani fazla adedi de aldığımız zaman sıkıntı yaşayacağımızı da biliyorduk. Yani elediğimiz arkadaşlar şeyden dolayı değil, hani bu iş sevmedikleri için değil. Belli bir adedimiz var. O adede göre halletmek zorunda kaldık. En yeteneklileri mi aldınız hocam? Ya yetenekli değilim de en sevenleri aldım. Evet. Peki şimdi biraz da size sormak istiyorum açıkçası. Amacı ve hedefi nedir kurmuş olduğunuz film akademisinin? Amacı öncelikli olarak bu gençlerden çoğunluğu oluşuyor, öğrencilerden. Kötü alışkanlıkları bırakıp gençlerin sosyal bir ortam sağlayıp gerçekten hani bir şeyler yapabiliyoruz, bizler de bir şeyler yapabiliriz. Özgüvenlerini aslında evet, evet, değil mi? Burada arttırıyor bir yerde. Yani çünkü hani bir üniversiteden hani mezun olanı da almıyoruz. Lise öğrencisi de olabilir. 50-60 yaşında evde oturan bir bayan da olabilir. Ama hani ben de bir şeyler yapabilirim diyerek yani bu insanları bir araya getirebilmek, sosyalleşmek. Ama tabii ki bunu yaparken de gerçekten içinde yetenekli kişiler de var. Onlarla da ilgili farklı projelerimiz de var. Neler yapıyorsunuz mesela? Öyle yetenekli olduğunu düşündüğünüz arkadaşları nasıl yönlendiriyorsunuz daha doğrusu? Şöyle öncelikli olarak biz 1,5 ay oldu. Eğitimlerimizi çok hızlı bir şekilde verdik. Ve bu 1,5 ay sonrasında bizler kısa film çekeceğiz. Daha doğrusu öğrenciler çekecekler. Kendileri yazdılar senaryolarını. Kendileri oynayacaklar. Ve kendileri montajını yapacaklar. Bu eğitimlerin hepsini aldı bu öğrenciler. Harika, ne kadar çok güzel. İyi. Heyecan verici ya, evet, değil evet. mi? Şu anda ekrana da yansıyor zaten. Biz temel kadroyuz. Öğretmenlerimiz var.
alanında uzman kişiler, onlar veriyorlar bu eğitimleri. Hı hı. Montajına kadar kendileri yapıyorlar. Şu an bu eğitimlerin hepsini aldılar. Hatta bir öğrencimizi de getirdik biz yanımızda. Evet evet, canavar gibi geldi, beni buldu hemen sunucu sizsiniz diye. Evet, evet. Ne güzel, çok yarışmalara da katılmak bunlar. İstiyoruz. Kısa film yarışmalarına katılmak istiyoruz. Sketch planımız var, projemiz var. Hı hı. Belediyemiz bize bu konuda destek olacağına söz verdi. Burgaz Belediyesi'ne de buradan aslında evet, teşekkür etmek lazım. Kesinlikle. Öncelikle konuya... Sayın Emin Halebak'a, bu işin yani proje babasıdır. Ve Sayın Murat Gerenli'ye, yeni belediye başkanımıza, o da çok hem spora hem kültüre hem sanata çok eğilimlidir. Ve çok da destek veriyor. Bir peçete yeter alabilir miyiz ki, Kemal Bey? Sizi terlettik biraz. Evet. Yeter ki insanlar yani sanatı yapsınlar. Bizde yeter ki insanlar sporu yapsınlar. Şey olarak yatırımlarımız da, belediyenin yatırımları da ona göredir. Bir sanat akademimiz var, bir kadın akademimiz belediye var. Belediye de gerekli fiziksel yapıyı sağlıyor. Kesinlikle zaten. Ve fazlasıyla yatırıyor. Türkiye'de ikinci büyük akademi. Evet. Yani şeyde, Lüleburgaz'da, hı-hı, Temmuz'da da açılacak. Hatta galamızı yapacağız. Kısa film galamızı. Teşekkürler. Sizleri de bekleriz inşallah. Davet gelirse not gideriz. Biliyoruz ona göre. Lüleburgaz'ın sanata bakışı nasıl? Yani yadırgıyorlar mı, yoksa başvuran çok mu? Merak ediliyor mu? Nasıl bakıyorlar hakikaten akademiye de keza aynı şekilde? Bizim Lüleburgaz'ımız güzel bakıyor sanatı. Güzel bakmasalardı, evet, güzel bakmasalardı bu kadar yatırım alamazlardı. Hı hı. Lüleburgaz'da tiyatro oyunları olsun, ondan sonra sinema olsun, hatta bir dönem bir film çekildi bizim orada ve herkes çok destekledi. Hangi biz sanat seviyoruz. Ofsa Hoca Trak ya. Ofsa Hoca Trak, evet, orada mı çekildi? Evet. İzlemiştim evet, ben onu. Evet, ve bize en büyük destekleri de yine buradan çok teşekkür ediyorum, Adem Kılıç Bey verdi. Yani biz çok tedirgindik bu işe başlarken. Ya nasıl yapabiliriz? Öğrencilere nasıl olacak? Tamam, belli bir şeyimiz var, bilgimiz var ama, hı hı, Adem Bey dedi korkmayın ya, sanat için her şey olur dedi. Her şey yapılabilir dedi. Ve bize en büyük desteği verdi gerçekten. Çok da teşekkür ederiz ona buradan. Peki buradaki bu büyük film sektöründen yine destek alıyor musunuz? En güzeli ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? En harika olanı. Yani bu sanata gönül veren dostlarımız bize sosyal medyadan teşekkür ettiler, evet, ya. Muazzez Ersoy. Muazzez Ersoy mu? Tabii. Fatih Yürek. Fatih Yürek, Muazzez Ersoy, Robert kim? Hatemo, Aşkın Nur Yengi. Hatta ben işte tam isim vermeyeyim de, ünlü bir yapımcımız bizim 10 tane öğrencimize filminde oynatma, daha doğrusu rol kamera verecek, arkasında görev verecek. Aa, bu, aha, daha güzel. Evet. Orada birebir uygulamalı olarak tabii, görecekler tabii, bizim filmin için. Bizim de bir katkımız olsun dedi. Harika. Ve çok ünlü bir yapımcı ve ünlü bir film. Şimdi isim vermem bilmiyorum, uygun olmaz. İsterseniz vermeyin. Tamam. Ben nazara inanırım. Olunca tekrar buraya davet ederiz. Sizi tabii paylaşırız, aha, bu güzel haberi de. Filmlerimizi de çektikten mesela, sonra inşallah, evet, geliriz. Harika. Sabah Tümer Hanımefendi ilk bize teşekkür eden, evet, onu söyleyelim. O İlk da var. Teşekkür eden oydu. Ay ne güzel, böyle destek, evet, vermişler. Onlara da bize gerçekten buradan oldu, söylemekte fayda var. Öğrencilerimiz zaten bu konuda bunları gördükten sonra daha bir heveslenmeye başladılar. Kendi senaryolarını yazdıkları için ya diyor mahcup olmamamız gerekiyor. Daha dikkatli, ya, daha mahcup güzel. Mahcup olmamamız gerekiyor. Çünkü bu kadar insanlar bizi izliyor dediler. Onlar da ciddi bir sorumluluk aldılar. Kesinlikle. Şimdi değil mi? Beklenti oluştu çünkü. Tabii tabii, kesinlikle. Peki anne babalar mı teşvik ediyor? Gençler onlara çaktırmadan mı geliyorlar? Nasıl durumlar? Sizden alayım onu, evet, da. Lüleburgaz zaten kültür ve sanat kenti olarak anılıyor. Bizim çok akademilerimiz var. Müzik akademimiz var. Burada çocuklarımız ücretsiz bir şekilde birebir uygulamalı olarak müzik eğitimleri alıyorlar. Sizinki ücretli mi? Hayır, ücretsiz. Sizinki de ücretsiz. Bizim orada her şey ücretsiz. Ay ne kadar güzel. Şahane, evet, bir yer, evet, orası. Ben de İstanbul'dan gittim zaten. Daha öncesi televizyonda çalışmıştım. Oraya yerleştim. Şimdi hiç bırakmak istemiyorum orayı. Şimdi deneyimlerinizi yeni öğrencilerinize aktarma fırsatı bulmuş. Kesinlikle, ha, orada bu alanı yaratmak istiyorum. Çok da açık zaten. Hatta bizim orada film de çekmek istiyorlar Lüleburgaz'da. Ortam da çok müsait. Yapımcılardan da destek, destek alıyoruz.
Ve biz de her konuda yardımcı da oluyoruz. Çünkü bir akademimiz var, film akademimiz. Hı hı. Hani bu konuda da her şeye açığız biz. Öyle yani. Öyle açık ve ne kadar heyecan verici değil mi? Peki, küçük bir yer ama. Filmde hiç destek alındı mı sizden? Son. Tabii. Yani oyuncu anlamda yardımcı. Tabii kast yapıldı. Bizim şu anda akademinin öğrencilerinin %50'si oynadı yani o filmde. Evet. Öyle mi? Tabii. Ben bile oynadım yani. Yani yerel bir film gibi oldu aslında. Evet. Yani oyuncularımız daha doğal olmuştur aslında. Çok, evet, çok da güzel oldu. Yani herkes çok güzel bir gözle baktı. Siz daha önce sektörün içinde miydiniz? Ben daha önceden evet sektörün içinde bulundum. Ben asıl işim fotoğrafçılık benim. Fotoğrafçıyım. Harika. Ama zaten o fotoğrafçı gözüyle tabii bakmak değil mi? Evet. Kamera başlı başına. Hı-hı. Teşekkür ederim. Ya bizim mesleğimiz çok güzel bir meslek. Yani insan hayatı zaten dediğim gibi. Anı ölümsüzleştirmek. Kesinlikle. Ya. Biz çektiğimiz zaman kalıyor. Evet. Biz gitsek de kalıyor. Film de öyle. Kemal Sunal halen izliyoruz değil mi? İşte insanlara kalıcı bir şeyler bırakmak. Önemli olan o. Yoksa fotoğraf çekerken denkten şöyle aynı. Çok özür dilerim, söylemem yanlış mı diyeyim ama bir silah kullanıyorsunuz, yarım tetik yapıyorsunuz ve çekiyorsunuz. O mermi hedefine ulaştığı zaman öldürüyor. Ama biz de yarım denkten şöyle yapıp netliyoruz ve çekiyoruz. Biz ölümsüzleştiriyoruz. Biz ölümsüzlük tarafındayız. Evet, kalıcı bir şey bırakmak senden sonrakilere ne kadar kıymetli ve özel. O anlamda gerçekten çok güzel bir işe imza atmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bundan sonraki yine hedeflerde neler var? Bir de öğrenci seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi eminim cazip kıldık bir kez daha ekrandan bunu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Konuşarak gelen çok sayıda öğrenci olacaktır ama bir seçim de herhalde yapıyorsunuz onların arasında. Kesinlikle. Mülakat yapıyoruz. Bizim için önemli olan tek şey bu işi sevmesi. Bu işin karşılığı var veya yok, o onun kişinin kendisiyle alakalı bir durum. Bir de sabır ve özveri gerekiyor kuşkusuz. Burada en güzeli bir ekibin neler çıkarabileceğini insanlara anlatmamız bizim. Ve bunun en güzel örneği bir film çekmektir. Yani şimdi bir de insanlara biz şunu da öğretiyoruz. Yani öğrettiğimizi zannediyoruz. Bir film çekildiği zaman iyi veya kötü değil mi? İki tane seçenek var, iyi ya da kötü. Ama bir ekibin oluşturduğu bir parçayı biz görüyoruz. Ekip ruhunu yaşıyoruz. Evet. Yani bunu bir kişi değil, onlarca kişi yapıyorlar. Bir de artık yani film seyrederken insanları, yani oyuncuları hep biz biraz magazinden gördüğümüz için. Magazinde herkes lay lay lom, hayat güzel falan, süperler falan. Hayır abi, o oyuncu da o kadar sıkıntılar çekiyor ki. Onun bir meslek olduğunu ve o mesleği en iyi şekilde icra etmek zorunda olduğunu ve bunun da bir ekibin parçası olduğunu, insanlar artık sinemayı daha farklı seyretmesini de istiyoruz bu arada. Öğrensinler. Evet. Peki bu konuda yatırım da yaptınız kuşkusuz değil mi? Montaj tabii, setleri, kameralar tabii, vesaire. Tabii. Hepsini. Hepsini yaptın hepsini mı? Hepsini belediye şu anda bir eksiğiniz yaptı. Hiçbir şey eksiğiniz yok. Buradan duyuralım diyecektim de hani eksik varsa yardımcı olmak yani isteyenler vardır. Yani şu anda tabii diye. Ki iyi bir kamera olursa kimse hayır demez de. Yani. Ama genellikle belediyemiz o konuda gerçekten çok büyük destek oldu. Tekrar Emin Halebak'a ve Murat Gerenli Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bu devam edeceğine de inanıyoruz. Biz olmasak bile mutlaka birileri buna devam etmeli ve başarmalılar. Bu dördüncü senesi dediniz. Yok, bu ikinci senesi. İkinci senesi. Evet. Daha çok da yeni. Evet. Çok yeniyiz evet. Çünkü imkanlarımız kısıtlıydı. Akademimiz yeni yapıldı. Temmuz'da faaliyete geçecek yani. Çok da büyük bir akademi. Artık bundan sonra çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyoruz. İstikrar olduğu sürece her kesinlikle. Şey daha iyi olacaktır mutlaka. Kesinlikle. Sevgiyle her şey olacağına inanıyoruz. Öğrenciler yeter ki bunu sevsinler. Ve bunun devamlılığı olacağına mutlaka garanti veriyoruz. Evet. Yeter ki sevsinler. Lüleburgaz yaptıysa siz niye yapmıyorsunuz diyelim buradan. Diğer ilçelere de aynen örnek olsun. Onlardan da destek öğrencilerimize isteyebiliriz. Kesinlikle evet, öyle. Bize destek olabilirler. Evet.
bunun da altını çizmekte evet, fayda aha. oldu bence evet. de. Çok teşekkürler, iyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, çok sizleri tanımak çok, çok güzeldi. Biz de çok mutlu olduk. Nice yeni başlangıçlara da örnek teşkil ettiğinizi evet, düşünüyorum. Inşallah. Çok daha güzel olsun her şey sizler için inşallah. Şimdi sırada ne var Serkan'cığım? Reklama mı gidelim? Reklama gidelim tabii. Reklama gidelim. Reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra stüdyomuzdayız, yine karşınızdayız. Artık programın son dakikaları içerisindeyiz. Serkan'cığım son sözünü söyle, bitiriyoruz. Sinema işini sevdim. Evet, birinin evet, seni keşfedeceğini biliyordum. Bak, Lüleburgaz keşfetti seni. Evet, keşfetti. Yine teklif almadın, gittiler. Teklifler açık değilim o yüzden. Zamanı var. Neyse. Güzeldi, keyifliydi ya. Bence de öyle. İyi ki varsın. Çabuk vakit geçiyor seninle. Ve konuklarımız da muhteşem dediğin gibi. Aynen. Siz de iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte Beyaz TV'de karşınızda olmak umuduyla. Ben Esra Harman'da. Ben Serkan Aydın. Hoşçakalın diyoruz efendim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.